Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bugün Didim Akbük'teyiz. Akbük Mahallesi'nde 4+2 tam müstakil 300 metrekare üzerine kurulu ultra lüks villamızın tanıtımını yapmaya geldik. Villamız Akbük bölgesinde denize 1 kilometre uzaklıkta olup 4+2'dir. Geniş bahçeye sahiptir. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle geniş otopark alanı. Yani rahatlıkla büyük bir araç sığabilir. Yani X5 gibi, Range Rover gibi arabalar sığabilir. Böyle size buradan göstereyim evin bahçesini ve otoparkını. Dediğim gibi arkadaşlar, villamız 4+2, 2 tane mutfağı var, 4 tane WC banyosu vardır, ebeveyn banyolu, 300 metrekare arsa üzerine kurulu, müstakil bir villadır arkadaşlar. Dilerseniz bahçeyi havuz yapabilirsiniz. Yan tarafında da bahçeler var. Yavaş yavaş villamıza doğru ilerleyelim arkadaşlar. Villamız Akbük Denizi'ne 1 kilometre uzaklıktadır. Akbük merkeze yakındır. Konumu çok güzeldir arkadaşlar villamızın. Villamız full deniz manzaralı. Şimdi size terastan da birazdan göstereceğim. Böyle arkamızda küçük bir kiler alanımız mevcut. Gene arka bahçe alanımız böyle arkadaşlar. Villamızın içine doğru giriş yapalım. Gene burada büyük bir zeytin ağacımız var. Villamızın giriş kısmında bizi hemen sağda bir WC banyo karşılıyor arkadaşlar. Şu an elektrik yok evde. İnşaat yeni bitmiş villa. Yerlerimiz fayans. Duvarlarımız fayans. Hilton WC banyomuz. Siyah duş kabinimiz arkadaşlar. Oldukça kaliteli işçilik ve yukarıdaki havalandırma sistemini görüyorsunuz. Birinci WC banyomuz böyle. Sağ tarafımızda gene bir vestiyerlik alan arkadaşlar. Ayakkabılık, mont, ceket koyabiliriz böyle buraya. Güzel değerlendirmişler bu alanı. Devam ettiğimizde solda salonumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. İki salon, iki mutfak var arkadaşlar villamızda. İlk mutfak salonumuz burası. Şöyle size geniş açıdan göstereyim. Televizyon ünitemiz burada arkadaşlar. Burada gene kalorifer peteklerimiz mevcut. Etrafımız LED spot aydınlatmayla donatılmış. Böyle size göstereyim. Şu an ışık olmadığı için güzel bir görüntü alamıyorum ama siz az çok ne demek istediğimi anladınız. Gene burada buzdolabı alanımız, bulaşık makinesi alanımız, fırın alanımız mevcut arkadaşlar. Mutfak dolaplarımız beyaz renginde. Duvarlarımız da beyaz krem rengi olduğu için çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani insanın içini ferahlatıyor ve bütün pencerelerimizde otomatik panjur sistemi var. Şu an elektrik olmadığı için çalışmıyor arkadaşlar. Yine böyle size spot aydınlatmanızı göstereyim. Mutfak dolaplarımızı tekrardan böyle göstereyim size arkadaşlar. Mutfağımız çok güzel arkadaşlar. Mutfak duvarlarımız fayans. Böyle inceleyebilirsiniz. Şöyle şu açıdan da alayım. Yine burada mutfak için havalandırmamız ve sürgülü kapılarımız burada mevcut arkadaşlar. İlk odamız böyleydi. İlk salonumuz, mutfağımız böyleydi. Hemen alt katta bir de yatak odamız mevcut arkadaşlar. Alt katta yatak odamız mevcut. Yatak odamız şöyle buradan da göstereyim. Gene burada da güzel bir avize yok ama güzel bir ışık aydınlatması var. Gene burada da penceremizde mevcut. Yerlerimiz laminat odalarımız. Mutfağımızın yerleri ise tamamıyla fayans arkadaşlar. Alt katımızda bir WC banyomuz, bir yatak odamız ve salonumuzla birlikte mutfağımız mevcut. Üst katımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Üst katımıza çıktığımızda merdivenlerimiz bu şekil. Mermer kullanmışlar arkadaşlar. Yine buralarda 4 adet küçük cam şeklinde kullanmışlar. Yine demir korkuluklarımızla süslemişler arkadaşlar. Yine girişimizde Hollandalımız fayans olarak. Girişimizin hemen sol kısmında gene bir WC banyo bizi karşılıyor arkadaşlar. WC banyomuz ışık olmadığı için böyle gösteriyorum. Yerlerimiz siyah fayans, Hilton banyomuz, mutfak dolaplarımız, aynamız çok güzel arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti ve fiyatını en sonunda belirttiğim zaman çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Harika bir villa, gerçekten çok hoşuma gitti. Yani kendim bile almak istedim arkadaşlar, öyle söyleyeyim size.
Böyle yine duşakabinimiz, siyah bir duşakabin kullanmışlar. Yine burada Hilton WC banyomuz, mutfak dolaplarımız krem, gri desenli. Oldukça kullanışlı arkadaşlar. Tekrardan göstereyim, böyle havalandırmamız da mevcut. Buradan çıktığımızda gene bir balkonlu yatak odası veya çocuk odası veya misafir odası olarak kullanabileceğimiz bir odaya giriş yaptık. Bu odamızda da gene elektrik prizlerimiz mevcut. Gene led aydınlatmalarımız mevcut. Işıklandırmamız böyle arkadaşlar. Toplam 5 adet ışıklandırma sistemimiz mevcut. Gene burada bir açılır kapalır pergüleli bir penceremiz. Yine burada sürgülü kapımız ve balkonumuz arkadaşlar. Balkonumuz bu şekil. Yine balkonumuzdan harika bir bahçemiz. Buradan da kısmi olarak denizi görüyoruz. Terastan çok güzel deniz manzaramız var. Kalitesel petetlerimiz yine kurulu bütün odalarımızda. Bu odamızdan da çıkıyoruz. Bu odamızdan çıktıktan sonra ebeveyn banyolu yatak odamıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burası yani ayrı kendisi güzel bir şekilde kalabileceği ebeveyn banyolu. Çok güzel bir oda yapmışlar. Mutfak dolapları da hazır arkadaşlar. Gene mutfak dolaplarını çok güzel değerlendirmişler. Güzel bir alan almışlar. Şöyle tekrardan göstereyim. Burada da bir mutfak dolabımız var. Yatak odası dolabımız. Yatak odası dolaplarımız binanın içine, yatak odasına güzel bir şekilde konumlandırılmış. Gene ebeveyn banyomuzu göstereyim size. Değerli müşteriler. Gene ebeveyn banyomuz siyah duşakabin kullanmışlar. Yerlerimiz siyah fayans. Duvarlarımız beyaz gri desenli fayanslarla kullanılmış. Gene Hilton banyomuz mevcut ve burada el yüz yıkama alanımız mevcut. Havalandırması gene bu şekil. Gene buradan çıkıyoruz. Yatak odamızda gene açılır kapanır penceremiz, sürgülü kapımız ve gene yatak odamızdan balkonumuza çıkışımız mevcut arkadaşlar. Sinekliklerimiz takılı, panjurlarımız otomatik panjur. Böyle size göstereyim. Şu açıdan da alayım, bu açıdan da alayım arkadaşlar. Şöyle gene aynı aydınlatma sistemi kullanılmış. Buradan da çıkalım. Fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Videolar uzun olunca sıkılıyorsunuz. Yine çocuk odası olarak veya misafir odası olarak kullanabileceğimiz bir odamız böyle. Yine burası penceresi mevcut. Otomatik panjur bütün odalarda var belirtmiştim. Bu odamızdan da çıkalım, devam edelim terasımıza doğru. Terasımızdan harika bir manzaramız var. Yine demir pergüleler ve yerlerimiz mermer olarak. Yine burada da kullanılmış arkadaşlar. Terasımızda da mutfağımız, oturma odamız mevcut arkadaşlar. Ve WC banyomuz. Burada banyomuz yok ama gene Hilton WC'miz mevcut. Hilton WC'miz mevcut arkadaşlar. Yani her katta WC'miz var. Birinci katta ve giriş katında banyomuz var. 3 banyo, 4 WC'li villamız bu şekil. Gene buradaki oturma odamızda televizyon ünitesi burada. Oldukça geniş ve kullanışlı. Daha ne olsun arkadaşlar? 4+2 harika bir müstakil villa ve fiyatı çok inanılmaz uygun. Şaşıracaksınız. Gene burada size mutfağımızı göstereyim. Böyle buzdolabı alanımız. Alttaki mutfağımız kadar kullanışlı değil ama gene de var yani arkadaşlar. Bu fiyatlara böyle portföyler bulmak çok zor. Ben fiyatını duyduğum an gelip direkt çekip sizlere sunmak istedim. Böyle gene aydınlatma sistemi ve arkadaşlar teras. Terasımız benim çok hoşuma gitti ve bütün akbük hatta didim ayağımın altında karşımız zaten didim. Şöyle size ilk baş terası göstereyim. Terasımız bu şekil ve arkadaşlar deniz manzarasını şöyle telefonu yukarıdan tutayım. Doğa manzaramız, deniz manzaramız ve etrafımız hep zaten vidalar bölgesi arkadaşlar. Karşımız zaten didim. Deniz manzaramız ve doğa manzaramızla birlikte bu çok güzel villamız. Gerçekten fiyatını duyunca şaşıracaksınız. İlk gelen alır arkadaşlar. Fiyatımız söylüyorum 260 bin euro. Fiyatımız 260 bin euro arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 4,5 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor.
Arkadaşlar şu an buradaki 300 metrekare villa arsaları, kooperatif arsaları bile 2-2,5 milyondan başlıyor. Bu villayı lütfen kaçırmayın. Maliyetinden de ve arsa fiyatından da gerçekten fazla bir kar bırakmayan müthiş bir yer yapmışlar arkadaşlar müteahhit. Dediğim gibi 260 bin Euro'dan satışa sunulmuştur. Daha detaylı bilgi için altta yazan numaralarımızı arayabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.